Şimdi burada yöresel kıyafetler var. Tanıtmadığımız bir kıyafet var mı? Çağıralım, tanıtalım üzerinde. Bunlara şip derler. Evet, şip derler. Yani mecidiye derler. Pullu üzerine de değişik değişik yöremizin kıyafetleri. Önce normal tempoda oynuyorlar, daha sonra sekerek oynuyorlar. Oynuyorlar, sonra atlayarak oynuyorlar, değişik değişik. Nedir bu oyunların ismi? Kaydalama derler, kalkıma derler. Değişik şip kıyafetimiz, yurt dışından haçtan getirmişler. Değişik olarak üzerine pullu örtünüyor. Bunların dikimleri farklıdır. Kolları değişik şekilde dikiliyor, yakası değişik oluyor. Yani bunu şekle değil de eskinin işlik derler, entar derler o şekilde. Göremizin değişik kıyafetleri. Bu kut midir? Bu da bir değişik şekilde aynı dikilmiş. Boydan boya kutlu. Boydan boya takım olaraktan. Bu da yöremizin düğünlerde giyilen, ekseri düğünlerde giyilen. Bu mecidiyemiz. Bunlar da tefçalarlar, oynarlar. Bu da mecidiyemiz. Alt üst takım. Bu kadife. Bunların çeşitleri vardır. Almanya kadifesi, Hacı kadifesi, Türk kadifesi de daha şimdi genellikle Almanya kadifesine ağırlık veriyorlar. Bunlar şip, lap lap, şip, değişik şekilde isimleri var bu arkadaşların üzerinde. Bu onlara desenleri lap lap olduğu için mi? Öyle büyük büyük olduğu için lap lap diyorlar onlara da. Sevgili seyirciler, şölen sona erdi. Tabii ki büyük bir sessizlik var, müzik bitti. Ama köyün medahi iftiharı var, Selami. Selami, nasılsın? İyisin İyi. Kurban? İyi. Türkü söylemesini bilin mi Kurban? Bilin mi? Hadi bir söyle bakayım. Evet de. Vazgeçtin, tamam Selami. Evet, oyunlar bitti. Koyunu yüzdük, kuyruğuna geldik ama kınadan sonra yine devam edecek oyunlarımız değil mi arkadaşlar? Evet, damadımızın kınası yakılacak. Damadımızın hissiyatlarını soralım mı arkadaşlar? Soralım. Kına sünnettir biliyorsunuz. Vallahi sünnettir de ben kınanın kokusunu pek sevmem. Öncelikle onu söyleyeyim. Sevmek zorundasın. Peygamber Efendimiz çok sever. Ama bu duygu çok güzel. İnşallah sevdikleri askerde olan ya da şu an ayrı olan tüm kardeşlerimize de inşallah en kısa zamanda Allah böyle bir günü, böyle bir güzelliği nasip eder diyorum. Diyeceğim fazla bir şey yok. Çok mutluyum. Fazla heyecan değilim ama çok mutluyum. Bu çok önemli. Evet, tebrik ediyorum. Evet. Allah'ın bir yaşta kocasın inşallah. Allah'ın arkadaşlar, kınanın bir önemi var bu. Bu testi neyi temsil ediyor? Testi geleneklerimizden biri abi. Normalde başka bir ibrikle veya sürahiyle karnımız. Sadece testiyle yani adetlerimizden birisi. Bu. Acaba bu testiyi kıracaklar mı falan? Testiyi yarın kıracağız inşallah. Yarın kıracağız inşallah. Yarın kıracağız. Gelin gelirken testiyi kapının önünde kıracağız inşallah. Çekerseniz görürüz inşallah. İnşallah. Aynı zamanda enişte beyisiniz. Eniştesi, değil mi? Eniştesi. Sizde de var mıydı böyle? Geçen sene benim de oldu. Geçen sene tam bu zamanlar bizim de düğünümüz vardı. Allah'ım var. Güzel şeyler bunlar tabii. Kardeşimin eşi. Sağ olsunlar, hiç yalnız bırakmadılar. Ben teşekkür ederim kendisine burada. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bayrak kılsın. Devamını erdirsin inşallah. Bir yastıkta kocasından inşallah. Kınaları yakalım eline. Tatlı sözler gelir mutlaka bu güzel insanın diline diyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Geleneklerimizden birisi de kına yakılırken damadın başına şapka konur. Köylü gönlünden ne kadar ne koparsa yeni kurulacak aileye katkı için bir miktar para konur. Damatın elleri böyle kınaları yakıldı ve böyle sarıldı. Bu kına bir müddet durduktan sonra yıkanacak. Ya bu meyandan da biraz önce burada bir şey görmüştüm ben. Nerede kayboldu? Şapkası nereye gitti Badem'e? Ha, içinde paralar var değil mi? Almayın şöyle almayın. Şimdi burada kuş var. Kaçmasın diye kuşu bastırıyorlar böyle.
kuşu fazla ezersin, kanadını falan kırmasın. Burada biraz önce bahsettik ya, adet gereğidir. Kına yakılırken damadın başına böyle şapka geçiyor ve yakınları, seven dostları geliyor böyle gönlünden kopanı atıyorlar içine. Sevgili seyirciler, şu an yanımızda damadımızın dayısı Saddam. Saddam. Hı. Hani yiğit mahlasıyla, lakabıyla, namıyla anılır ya. Ama gerçek köpek ismini kendinden bir duyalım. Saddam nereden kaldı? Saddam, bu İran-Irak Savaşı'nda babam bıraktı. Öyle mi? Söyledi. Kızdı. Saddam dedi. Evet. Böyle de Saddam kaldı yani. Yeğenizin düğünü, düğün merkezi. Evet. Gerçekten evet. Harika. Perşembe akşamı başlıyor. Çok güzel, evet. Devam ediyor. Tabii. Perşembe akşamı, pazar düğün sabah biter. Sabah saat 10. Düşünceleriniz nedir? Vallahi temennimiz iyi geçinmeleri. İşte ne düşünüyorum başka? Tamam. Güzel bu olay. Kaçıncı yiyen? Bu mu? Bu 20. yiyen aşağı. Geçen hafta da sizin vardı. Evet, 3 tane. Bu hafta 4 tane düğünümüz vardı. Öyle mi? Hep gene de bu mevsimlerden bu mevsimlerde olur, bu aylarda olur bizim düğünlerimiz. Harman zamanı. Bizim gurbetçilerimiz var, onlar geldiler miydi? Düğünü yaparlar. İşte, bayağı bir gurbetçi var ya. Yok, pek fazla yok da şimdi hemşehrilerimiz de var. Bizim başka illerde oturan hemşehrilerimiz, onlar da gelirler yazın. Genelde yazın yaparlar bizim düğünleri, yazın olur. Yemekler güzel olmuş, gerçekten harika olmuş. Bilal Bey, tebrik ediyoruz. Turan ailesinin yemek rezervinde neler vardı, neler yaptınız, neler hazırladınız, buranın yöresel yemekleri midir? Bahsedelim yemekler. Genelde yöresel yemeklerimiz yani düğün çorbası bildiğimiz yoğurtta yapılır. Yarmayla dinişte nohutlu, tereyağlı, naneli karışıktır. Artık buranın usulü et haşlama deriz. Fas kebap usulü. Pirinç pilavı, kompostomuz, 20 kelvamız. Rezerve bayağı geniş değil mi? Bayağı. 5 çeşit. Ellerinize. Afiyet şeker olsun efendim. Siz nasıl bellediniz bu işi? Valla işte çocukluktan beri bu işlerle uğraşıyoruz biz de. Yani genişleterek şöyle güzel bir şey, imkanlar çerçevesinde güzel bir şeyler sunmaya çalışıyoruz Çınar abamıza. Burada da düğünlerde genelde böyle yardım mı ediyorsun? Genelde işte biz aşçıyla beraber bu işleri yapıyoruz. Pide olsun, yemek olsun. İşte masası, sandalyesi, ne gerekiyorsa, elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz yani, evet. Tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Hep komşu, akraba bunlar. Evet. Yemekler nasıl olmuş? Yemekler çok güzel olmuş, lezzet olmuş. Sizde adet mi bu yemek? Adet. Bölge, yöre kültürü değil mi? He, yöre kültürü, böyle her davetlerde yemek olur. Adın ne bu? Şule. Şule. Şule kaça gidiyor? Dörde geçti. Dörde geçti maşallah. Ne olacağım? Ana sınıf öğretim. Ana sınıf öğretim. Çok mu seviyorsun? Evet. İnşallah muvaffak olur. Senin adın ne? Tuğba. Tuğba benim kızımın ismiymiş ya. Tuğba sen kaça gidiyorsun? Yediye geçti. Yediye geçti maşallah. Burada mı okuyorsun? Aa, Konya'da. Konya'da mı kalıyorsun sen? Hangi semtte kalıyorsun? Selçuklu. Evet, teyze ismini bağlayayım senin. Şükran. Şükran teyze maşallah. Güzel yeğen yetiştirmişsiniz. Baba anne de güzel yetiştirmiş. Allah'a şükürler olsun. Maşallah terbiye edildi. İstanbul'dan düğüne geldik biz. İstanbul'da mı kalıyorsun? Evet. Bir semte. Gazi Osman Paşa'da. Gazi Osman Paşa'da kaç senedir oradasın? 20 senedir oradayız. Maşallah epey olmuş. Beyefendi ne iş yapıyor? İlk öğretim müfettişi. Müfettiş maşallah ya. Bravo ya. Çınaroba'dan değil mi? Helal olsun ya. Allah yetiştirmiş. Pekala nasıl duygularımız, hislerimiz nasıl yeğenimizin? Çok iyi Allah'a şükür, mutluyuz. Hem üzüntülü hem sevinçliyiz. Üzülmeyin ya. Pırlanta gibi bir delikanlı. Şükürler olsun. Evet. Yani oğlan bizim oğlumuz diye söylemiyorum ama gerçekten harika bir çocuk. Allah mesut etsin. Amin inşallah. Afiyet çekiyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Kapat gözlerini, kimse görmesin, yalnız benim için bak yeşil yeşil. Kapat gözlerini, kimse görmesin, yalnız benim için bak yeşil yeşil. Gözlerim kimse
kimseye ümit vermesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Gözlerin kimseye ümit vermesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Seyirciler, konvoylar eşliğinde olan evinden çıkıldı. Davullar, zurnalar eşliğinde gelin arabası da geldi. Şu an konvoyu bekliyor. Adet gereğidir ki buraya seccade açılıyor. Bu seccade hem kız evi hem oğlan evi para atıyor ki düğün sahiplerine çam sakızı, çoban armağanı hediyeler olsun ki bütçelerine de katkıda olsun düğünde yapacakları masraflara karşılık. Gördüğünüz gibi o kız evinde de bayağı bu coşkulu bir kalabalık var. Davullarımız, zurnalarımız çalınıyor. Ne güzel bir olay, ne güzel bir bayram. Şenola düğün diyoruz ve hemen İlyas Bey'e soruyoruz. Efendim bundan sonra ne gibi şeyler bekliyor bizi? Adet gereği midir bu para atması? Dün oğlan evinde kına yakıldıktan sonra para toplandı diye burada da köylümüz yeni evli çifte yardım olsun diye aile bütçesine katkı için buraya bir miktar yardımda bulunuyor. Çam sakızı, çoban armağanı, karınca kararınca herkes yardımda bulunuyor. Bundan sonra yukarı çıkılacak, gelin alınacak. Gelinin akrabalarından birisi babası olur, kardeşi olur, dayısı olur. Onu aşağı doğru indirecek. İnşallah bir zorluk da çekmeyiz orada. Yani öyle bir adet var mı? Ne gibi zorluk? Yani şimdi gelini verirken, alırken bazı zorluklar olabilir. İnşallah hocamız da, gelin babası da bir zorluk çıkarmaz bize. Sağ salim alır, yerine teslim ederiz inşallah. İnşallah. Hayırlı olsun diyoruz. İlyas Bey'den bilgileri aldık. Şu anda zannedersem sadece bir gelin kızımızı almak kaldı. Evet sevgili seyirciler, düğünün son demlerini yaşıyoruz Turan ailesinde. Şu anda Allah'a şükürler olsun sağlıklı sıhhatli bir şekilde gelin konvoyu geldi ve burada ebedi yaşayacağı, birlikte hayatını paylaşacağı arkadaşının evine geliyor. Evet, hep birlikte gelin kızın arabası yaklaşıyor, gelin arabası. Buradan sonra adetler gereğidir bazı olaylar cereyan edecek, güzel olaylar. Tabii mutlu dakikalar, hep birlikte bunu izliyoruz. Tabii ki pencereden kuru yemiş de atıyorlar. Evet, yukarıya bakıyoruz şimdi, oradan damadımız var. Oradan buğday atacak. Evet, yemişler var. Adet gereğidir bunlar. Gelin kızımız inerken yukarıdan böyle evlerin balkonlarından, cumbalı balkonlardan aşağı doğru halkın üzerine kem gözlerden korunması için millet fıstık kaparken gelin kızımız içeri doğru gelecek. Hep birlikte bu olay cereyanlanacak. Hep birlikte izliyoruz. Evet hocam, şimdi ne gelişmeler var? Şimdi yukarıdan İç Anadolu köylüsünün bolluk bereket simgesi olan buğday gelin arabadan dışarı çıkmadan önce arabanın üzerine atılacak. Damat bey daha sonra gelini alıp yukarı çıkardıktan sonra sadıçlar fıstıkları halka atacaklar. Ondan önce de testimiz var, testi kırılacak. Kem gözlerden korunsun. Öyle mi? Nazar değmesin diye. Öyle. Tamam. Nazar değmesin, kem gözlerden korunsun diye testi kırılacak. Evet, hep birlikte izliyoruz. Gelin kızımızın arabası, aracı geliyor. Evet, adet gereğidir. Bakın testi. Bir dakika şöyle. Evet. Testimiz kırıldı. Kem gözlerden, nazardan korunsun diye böyle bir adet gereğidir ki. Bu testi kırıklarını da alalım. Evet, büyük bir bekleyişte damat göründü, ufukta damat göründü. Evet, fıstıklar yağıyor, bizim tepemize de yağıyor.
bereket yağıyor. Poşetiyle yağdı. Tepemize yağdı. Yağmaya devam ediyor. Güzel tuttuk bunu böyle. Evet geliyor. Haydi tut. Bunu da tuttum. El vurup yaremi. Evet güzel bu olay. Torbasını boşaltanlar oldu. Damat atıyor. Ne kadar güzel bu olay. Evet. Fıstıklar yağmaya devam ediyor. Aşağıda da toplamalar devam ediyor. Tabii bu adet gereğidir ki bu işin tatlı yönü. Amaç fıstık yemek değil. Amaç böyle bir adeti dile getirmek, gündeme getirmek. Çok güzel bu olay. Biz de iki tane fıstık kattık. Ben fıstıklara kameramanıma ikram edeyim Mehmet Bey'e. Evet gerçekten bu güzel olay. Programı son demini yaşıyoruz. Evet sevgili seyirciler, Belediye Başkanım Salim Uçar Bey ile de yanımızda kız evini temsil ediyordu. Çünkü kız evinin de soy ismi Uçar olduğu için. Efendim öncelikle tebrik ediyoruz. Güzel oldu. Olaysız geçti. Olaysız geçti deyince Allah kaza bela vermedi. Hamdolsun kız evi de zorluk çıkarmadı. Bu tür organizeler burada yaşatılıyor sürekli değil mi? Tabii ki. Yani bu atalarımızdan kalma geleneklerimiz halen canlı bir şekilde yaşatılmakta. Siz de örneklerinden birini televizyonunuz aracılığıyla inşallah bütün dünyaya seyrettireceksiniz. Birilerinde kalıcı iz bırakırsa biz bundan memnun oluruz. Bizim beldemizi, düğünlerimizi, örfü anelerimizi tanıttığınız için size tekrar Kontiyo ailesi olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizi kasabamızda ağırlamış olmak, misafir etmiş olmaktan da son derece memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bu köy bizim köyümüz ekibi olarak Çınarova beldesine teşekkür ediyoruz. Ve tekrar söylüyoruz, biz insanları seviyoruz, insanlara hizmete talibiz efendim. Sevgili seyirciler, geçen hafta yayınladığımız Çınaroba belgeselinin 3. bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün gezimize kasaba merkezinden başlıyoruz. Karşılaştığımız tüm güzellikleri halkının gülen yüzleriyle sizlere aktarıyoruz. 2-3 tane güzel insanın arasından kaldık. Bu meyanda tabii ki merkebimizin sireni de devam ediyor. Evet Tahsin amca, kolay gelsin. Nere böyle? Ben bu hayvan gübresini götürüyorum, tarlanın başına dökeceğim. Bahçelerde fenli gübre kullanmıyorsunuz, doğal gübre, natürel kullanıyorsunuz. Yerine göre tabii, bu her tarafa yetmez de bir oraya sebze ekmek için yani. Kuruyacak değil mi? Baharın mesela kullanacağım ben bunu, hayvan gübresini. Ben Çınarova kasabasından Tahsin Deniz. Güzel. Mübarek olsun cumanız. İnşallah sizin de. Size de kolay gelsin. Yolunuz aşık olsun. Ne kadar güzel şen şakrak bu amcansın. Yani geldiğinizde çok memnun olduk yani, Allah razı olsun. Teyzem nedir bunları böyle biçmişsiniz, götürüyorsunuz? Bunları pancarın içinden yolduk, ineklere vereceğiz. İneklere vereceksiniz. Bunlar pancar pürçü mü? Pancar pürçü. Amcamla sabah kaçta gittiniz bahçeye? Bahçeye mi? 8:30'da. 8:30'da saat kaç aşağı yukarı? 10 geçiyor. Bayağı bir bahçedesiniz. Başka neler ektiniz bahçeye? Vallahi domates, kereviz, biber, pırasa, fasulye, her şeye ekeriz. Ne kadar güzel. Amcam ya nasıl? Oyum, amcam bakıyor mu sana? Bazı çekişiriz, bazı çekişiriz. Ya severek evlendiniz öyle değil mi aslında? Amca, gel bakayım, uzan bu tarafa doğru. İbrahim Koç muydu? Evet.
Amca nasıl? Teyzemle gönül meselesi değil mi? Teyzemle gönül meselesi. Şimdi bu... Kaçırdın mı? Kaçırmadım. O mu seni kaçırdı? Ben alacağım diye kapıda yarlaşmadı, ben de bunu aldım. Yapmayan kapıdan ayrılmadı sana, böyle öpücükler mi gönderdi böyle? Allah muhabbetinizi bozmasın. Kaç torun var? Buyur. Torun kaç? 8 torun var. Buradalar mı? Afyon'da, buradalar, Konya'dalar. Kaç yıllık evliyiz? 45. Maşallah. O sevgi hala devam ediyor. Devam ediyor. Çekişiyoruz diyor da ama ağzından espri olarak. Evet evet. Güzelliktir o. Güzel bir yanıdır insanların evliliği. Değil mi? Nasıl merkepler itaat ediyor değil mi? Gidiyorlar. Köyde elinin ulağı derler değil mi? Ben bunlara Mercedes diyorum. V8 diyorum. Hakikaten Mercedes ha. Bize göre öyle. Mercedes'in ne olacağını iki merkep. Öyle tabii öyle. Şimdi. Evet bulamaz şimdi. Eskisi gibi yok. Yok. Hadi ben sizi eylemeyim. Kolay gelsin. Ha benim teyzem, Hatice teyzem, kolay gelsin. Bereketli olsun. Rahmettir, berekettir, tahamdır bu, nimettir. İnşallah olur. Sağ olun, hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hatice Bahtır'dır değil mi? Evet. Teyze, ne zaman hasatı kaldırdın? Dün aldık geldik aşımla oğlum. Şimdi ne yapacaksınız? Bunu çarpına dökeceğim, bu da una gidecek. Una gidecek. Neler? Tabi canım, kilo fasalları çıkacak. Tamam. Başka ne yapacaksınız bunu? Bir şey yapmayacağız. Sarpınacağız, sarpınacağız. Tarhana marhana yapmaz mısınız ileride kışın? Hayır. Tarhana yapmaz. Kışın yap. Yapmaz kışın. Peki yarma yapar mısınız? Hayır, onlardan yapmayız biz. Bulgur? Yaparız. Bulgur yiyeceğiz. Haş haş. Yapmaz. Kömbe. Kömbe yaparız canım. Kömbe. Pasta, börek yaparız onları oğlum. Şimdi bunu nasıl savuruyorsun sen? Nasıl ayıracağım? Savur bak. Anam şöyle ayırır, savurur güzel. Oo ne kadar güzel değil mi? Rüzgar olduğu zaman. Yel ya. Rüzgar olduğu zaman daha fazla değil mi? Tamam. Medine varamadım, gül kokusu alamadım. Ben Resul'a doyamadım, doyamadım yaralıyım. Sevgili seyirciler, şu an Turan ailesinin evindeyiz. Yanımızda Leman Yılmaz teyzemiz var. Her yerin, her yörenin kendine has kültürü, değişmez kültürü. Her programda mutlaka yemek kültürünü katmak gerekiyor. Leman teyze, şu anda ne yapıyoruz? Yufkamızı açtık. Şimdi patates böreği yapıyoruz, saç böreği. Evet, saç böreği dediğimizde, bol patatesli. Patatesli yaparız, pırasa böreği yaparız, ıspanaklı yaparız. Şimdi pırasamızı yetişmediği için fazla... Patates böreği yapmak zorundayız bugün. Gatmer, haşkaşlı gatmer. En meşhur hamur yemeği nedir sizde? Valla işte bizim saç böreğimiz meşhur. Bu börek yani. Bu börek işte yuka yaparız böyle. Böyle imece usulüyle böyle yardımlaşarak mı yapıyoruz sürekli? Yardımlaşırız, böyle ödüt yaparız, birleşiriz. 5-6 aile böyle birleşiriz, bir gün bize, ondan sonra ona sıra sıra yani hepimize yaparız. Nasıl başlıyorsunuz dememe gerek yok çünkü orada bir hanım kızımız var. Küçük yaşta böyle başlıyor. Bak şu anda üstü başı falan un olmuş. Çırpıyor boyun. Açtı biraz önce bir beze. Torun mu o, kim o? Evet, torunum sayılır. Allah bak. O da ne kadar. Çekirdekten başlıyor. Evet. Saçlarda da böyle pişiyor. Bu saçlar her yerde var. Bu gar bizim tandırımız. Olmazsa olmaz değil mi? Olmazsa olmaz. Konya'nın tandırları böyle de mesela. Geçen de bizim hacı arkadaşlar vardı. Hüseyin'si annemgilin tandırına bakmaya gittik. Çok hoşuna gitti. Evvelde diyor yukalarınız güzel güzel olur. Tandırınız böyle miydin sizin diyor. Ya, ocak güzel olursa. Yani hamur, her hanım farklı hamur yoğurur derler ya. Bu yetenektir, el becerisidir. İşte küçükten böyle yetişiyor cevahirler. Büyüyünce de böyle hanım hanım olacaklar, yemekler yapacaklar. Şimdi bizim bu tandırımızın tadını hiçbir ateş vermez. Uykusuz ben yandım.
Sevgili seyirciler, dedik ya, her zaman söylüyoruz, Anadolu insanı hiç boş durmaz. Hele hele hanımlar kasabalarda, köylerde hamarattır. Nerede iş var orada hanımlar var. Nerede iş var, telaş var, orada bayanlar var. Evet, şu anda teyzelerimiz, biz havuz deriz. Onlar ne diyor bakalım, bir soralım. Efendim, ne yapıyorsunuz? Biz bunu bulgurluk yıkıyoruz. Bunu bu sene geldi miydi 2-3 çuval yaparız. Bir kış yeter. Çocuklarımız dışarılarda oldu muydu, onlara 15'er kilo göndeririz. Teyzem, senin görevin ne? Ne yapıyorsun sen? Bu nedir bu? Bulgur yıkıyorsun işte. Neler yapıyorsunuz bunlarla, başka bulgurlarla? Her şeyi yaparız. Kışın mesela? Kışın. Düğü yaparız. Sizde tarhana meşhur değil mi? Yok mu? Tarhana yaparız. Yaparız da. Başka ne yaparız? Bulgur kaynatırız. He, bulgur kaynatırız. Hepsi olur işte. Buradan sonra bunu biz kaynatırız. Harman yerine çadırlara sereriz bunu. Bu kurur. Bu yarma mı olur? Yarma da olur, bulgur da olur. Düğü de yaparız. Hele kışın misafir geldi miydi, bol bol kısır yer. Bak teyzem, ne güzel bak bunu süzüyor, gördün mü? Efendim, ne kadar güzel. Harman zamanı, hasat dönemi, tabii ki ürünler değerlendiriliyor. Nerede? Kimileri yarma yapıyor, kimileri bulgur kaynatıyor, kimileri ise bulgur savuruyor. Ama bu tablo tam mevsim itibariyle bulgur kaynatma sahnesi. Ayşe teyze, kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Ayşe Demir teyze, anlatır mısın bizi? Nasıl yapıyorsunuz bu bulguru, nasıl kaynatıyorsunuz, kaç saat sürüyor, ne gibi işlemlerden geçiyor? Bize bir tanıt bakalım bu bulgur olayını. Var ya, ilkin yıkarız temizledikten sonra, kaynatırız. Ondan sonra götürüp bunun kabuğunu çıkarttırıyoruz, sürdürüyoruz. Ondan sonra yine ayıklarız. Ondan sonra da bulgur yardırı geliriz, bulgur olur. Bulguru da kaynatıyoruz şu an. Ne zaman başladık kaynatmaya, suyu döküyor musunuz, ne kadar su döküyorsunuz? Suyunu döküyoruz, bir saattir kaynar, bir saatte bir şey olur. Ölçü nasıl biliyorsunuz? Valla ölçü göz kararı oluyor işte. Bulguru ne yapacaksınız şimdi? Bulguru yiyeceğiz işte. Yiyeceğin de yani düğü bulgur olacak mı? Düğüsü de olur, bulguru da olur. Harmanda varar durur, ah yüreğim yanar durur. Sağlı benim gideyim, sevdiğim arar durur. Sağlı benim gideyim. Sabah namazı baştır, gözlerimde akan yaştır. O da mümin nere iştir, terk eyleme kıl namazı. Dağlar ile taşlar ile çağırayın Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayın Mevlam seni. Canlar gerçekten harika. Çetme, şimdiki ismi Çınar Baba. Evet, Çınar Baba'nın insanları da güzel. Tabii ki kışa hazırlıklar başlıyor. Biraz önce diğer görüntüleri gördük. Sokaklarda gezimiz devam ediyor. Şu an Doğan ailesiyle birlikteyiz. Yanımızda ise Hayat Müşterek deyip destek olan evin direği var. Kim var? Evin direği, evin gönül meleği. Hanımlar olur, evin direği ise beyler olur. Mevlüt Doğan Bey. Evet. Efendim, kışa hazırlık var. Evet. Teyzem, hamarat bir şekilde başlıyor. Neleriniz meşhur, neler yaparsınız? Kışa neler hazırlarsınız? Aslında bunları bayanların anlatması uygun da, kışa hazırlık olarak taze fasulye konservesi, işte erik konserve, vişne konserve yapılır. Kışın bunlar kullanılır. Aynı zamanda bunların kurutması yapılır. Evet. Bakalım, elden çıkıyor, hanımların elinden çıkıyor. Teyzemin, yengemin elinden çıkıyor. Efendim, kolay gelsin. Geriden gördük böyle, dedik biz herhalde salça falan dedik ama baktık biraz yaklaştık erik. Ne yapıyoruz şu an? Şerife teyze. Servisini yapacağız. Başka erikte neler yaparız konserve hariç? Yenir. Kurutması olur. Şurubu oluyor mu? Şurubu olmaz. Şurubu olmaz bunda. Ama bazı eriklerden olur mu? Reçel. Hadi, vişnenin mi olur? Olur. Reçel yaparlar. Yapan. Yani. Nedir bu eriğin cinsi var mı? Tatlı erik deriz. Papaz eriği de evet. Şur bildiğimiz. Evet, papaz eriği. Lezzetlidir mutlaka değil mi? Bakalım değil mi? Gerçi kenarından almak daha iyi olur. Rahmeti ortaya düştüğü için. Değil mi? Doğan ailesinde güzel bu tablo sevgili seyirciler. Görüyorsunuz böyle küçük, biz bunlara ne diyoruz? Küçük kavanoz mu diyoruz bunlara? Evet. Küçük kavanozlara koyuyoruz. Ne kadar Mevlüt Bey ile Şerife yengemiz böyle kışa hazırlıklarını yapıyorlar. Tabii ki her şey insanoğluna hizmet ediyor.
Doğadaki bütün yaratılmış olan eşrefi mahlukatın hepsi gerçekten insanoğluna hizmet çıkılmış adeta. Biz bunun farkına varmalıyız ki öyle güzel başarılıyız. Kimileri yufkalar açıyor, kimileri buğday yıkayıp bulgur kaynatıyor. Kimileri kompostoluk hazırlıyor, kimileri ilahi, kimileri türküler okuyor. Güzel sözlerle yürekleri dokuyorlardı. Hele birileri vardı ki ahu dudu diyor, başka bir şey demiyordu. Efendim şu an hani derler ya, dut, kırmızı dut ve böğürtlen. Ama bunun benzeri bir tablo var, bir meyve türü var. Bu da Veli Hocam'ın bahçesinde. Veli Hocam nedir bu? Bu böğürtlendir. Yani ahu dudu. Ahu dudu ismini nasıl almış ya? Neden ahu dudu? Onu pek bilmiyoruz ama genelde böğürtlen olarak geçer. Fakat bu bölgenin iklimine çok güzel uyduğunu, çok yüksek veriminin olduğunu şu an elimizde görüyoruz, gördük. Böğürtlenler normalde böyle küçük olur, dikenli yerlerde yetişir. Evet, ama evet. Ama bu daha bir gelişmişi, aşı mı yapıyorlar, ne yapıyorlar? Bu aşısıdır, diken üzümlerinin aşısıdır. Bizim bu bölgenin iklimine çok uygun olduğunu şu an gördük. Kırmızı olunca mı erginleşiyor? Evet, bunun da birçok hastalıklara şifa olduğu biliniyor. Şuna baktığım zaman kırmızı kırmızı ama evet. Şurada güzel bir dal gördüm ben. Arkadaşım belki görüntülemekte zorlanacak ama böğürtlenin gerçekten gelişmişi bu. Böğürtlen normalde dikenli şeylerin içinde olur. Evet. Alırsak, şöyle koparırsak, evet bunlar. Duta da benziyor ama böğürtlen daha küçük olur değil mi? Bu ahu dudu ismini almış. Ahu dudu ismi, diğer bir ismi de böğürtlen. Cevizleri yetiştiriyoruz. Ceviz yetiştiriyoruz, fidan yetiştiriyoruz. Ne kadar güzel hocam. Emekliliği değerlendiriyorsunuz. Evet, emekliliği. Tebrik ederim. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bir zamanlar Çetme'ydi. Şu anki ismi Çınaroba. Neden Çınaroba olmuş? Bakalım bu büyüklerimize soralım. Evet amcacığım, öncelikle seni bir tanalım. Adın nedir, soyadın nedir? Kılıncalı Yalçın benim adım. Kılıncalı Yalçın amca. 1927 doğumluyum. Maşallah, Allah ömür versin, iman nasip etsin. Askerimi Gelibolu'da yaptım. Gelibolu'da yaptınız, evet. Ne kadar güzel. O yıllar bir başkaydı değil mi? 36 ay askerlik yaptım Gelibolu'da. 36 ay, maşallah. Şu kadar gömbeyle vakit geçirdik. Gömbeyle değil mi? O günleri yaşadık biz değil mi amca? Yaşadık. Yaşadınız yani. He. Ayakkabımız o şeyler var ya. Şarıklar. Değil mi? Putinler o çamurun içinde kalırdı böyle. 36 ay. 36 ay. Ondan sonra efendim otun üstünde yatırdık. Yatağımız otudu. Uyuz olduk bak. Böylece uyuz olduk. İyi dinle. Hıçların içine kükürtleri koydular. Elimizde bir gebre verdiler. Gebreyle süt, Allah'ım süt. Çıkar gebre mı? Dedikleri keseliyorlar. Kesel he. O hıçının içinde hepimiz askerimizde. Suyu. Hepimiz. Ha. Asker hepimiz uyuz olduk. Otun içinde. O günlerin anısı bugünlere kadar sizin o yiğitliğiniz, mertliğiniz, iman dolu yüreğinizle çok bizler şükür. Bugün ayakta durabiliyorsak, şükür olsun. Rahat bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayabiliyorsak, ne mutlu. Allah'ın sayesinde sizlerin ne, sebebi. Ne mutlu, ne mutlu sizler Türkiye. Sizler gibi değerli büyüklerimizin Allah'ın sayesinde. Türk'üm diyene ne mutlu. Elhamdülillah değil Allah mi? Allah razı olsun memleketinize. Nur içinde yatsın memleketi böyle kalkındıran arkadaşlarım. İnşallah ağzına sağlık. Aslan amcam. Evet. Bir de amcamla tanışalım mı? Tanış bakalım. Tanışalım bakalım. Amcam. Buyurun. Askerlikten bahsettik biraz önce Kılıncalı Aslan amcamla. Evet. Senin tevellüt kaç? Benim tevellüt 1923. 23. Aranızda 4 yaş var. Evet. O 27'li. Askerlik anısından bahsetmeyelim de kaç ay askerlik yaptık diyelim önce? 1942'nin 7. ay 18'inde asker oldum. 46'nın 7. ayın 9'un 29'unda servis oldum. Sen ne yapan maşallah. 3 yılı da geçmiş. 4 yıl oldu. 4 yıl yaklaştı. Evet. Pekala sıcak Alman, savaşta. Alman harbi vardı. Çalmadılar. Öyle mi? Ya. Sınıf neydi? He? Sınıfın neydi sınıfın? Sınıfım jandarmaydı. Hatay okulunda onbaşı kaldım. Erat yetiştirdim. Maşallah. Allah'a şükür. Amca çok dinsin. Samimi söylüyorum, sağlıksın. Allah'a şükür. Bin kere Allah'a şükür ya Rabbi. Bin kere şükür. Pekala amca, şimdi büyük bir çınarın altında duruyorum. Evet. İsmini bu çınardan mı aldın? Buyur. Çınaroba ismini buradan mı aldın? Çınar
Koca Arif vardı şurada, Koca Kadir. Daha eskilerin kocaları şu orada vardı. Sorardık ona. Babam derdi burada geçit hanı varmış. Hanın içinde çınar varmış bahçesinde. Şurada da kuyusu varmış. Kuyusu beton taşlarla, kesme taşlarla öyle kapandı. Öyleymiş burası. Tarihini bilen yok eskisini. İhtiyar gençlerle yaptığımız tatlı söyleşiden sonra beldeye ait gölete doğru aracımızla hareket ediyoruz. Bu güzel mekana gelişimizle birlikte mikrofonlarımızı Adnan Başpınar Bey'e yöneltiyoruz. Daha önce bu gölet yapıldığında aynalı sazan atıldı. Aynalı sazanın bitmesiyle normal sazan atıldı. Şu anda amatör olarak vatandaşlar gelip buradan balık tutmaya çalışıyorlar. Aa, yasak ama normal oltayla atıyorlar değil mi? Pekala, derinliği ne kadar oranı? Derinliği 33 metre olduğunu söylerler. 12-13 metresi balık payı, diğer yukarıdaki kalan yerde sulama amaçlı. Nasıl besleniyor bu gölet? Nereden gelen sulamalar? Yukarıdan yağmur, kar, yani yukarıdan gelen bir şey yok. Araziler faydalanıyor mu? Evet, arazide sulama suyu olarak kullanıyoruz. Peki de. Evet. Gölet hakkında Adnan Bey'den edindiğimiz bilgilerin akabinde bu kez kameralarımızı farklı bir güzelliğe yöneltiyoruz. Kasaba merkezinde küçük bir müzeye koleksiyon amaçlı bu tarihi araç ve gereçleri bir araya toplayan kişi ise Muhittin Aydemir Bey'di. Muhittin Aydemir, Çınaroba sakinlerinden memurum. Güzel. Nereden geldi böyle bu hobi? Gerçekten her şey tamamıyla tarihi eski şey. Yan tarafımızda var bir yöresel kıyafet. Evet. Sen sarım nedir bu? Küçüklüğümden beri bir sempatim vardı böyle tarihi boyutlu eserlere. Annem babam 1300 doğumlu olması hasabıyla onların ve diğer gözüme rast gelen böyle küçük parçaları sarpın dediğimiz veya çatı arası dediğimiz bölümlere elime geleni atardım. Yaklaşık 2 yıl oldu burayı tanzim edeli. Bu 2 yıl içerisindeki zaman zarfında elime geçen şeyleri ufak tefek şu gördüğünüz üzere makas olsun, oraklar olsun, işte buna benzer görün haşhaş çizme aletleri, onları astım. Misafirlerimiz oldu, gelen giden oldu, onlar da gördükçe zaman zaman kendi evlerinde veya eşinde dostunda olan hediyeleri getirdiler. Halen de getirmeye devam ediyorlar. Şu yöresel kıyafet. Yöresel kıyafet. Şu gördüğümüz medidiye dediğimiz giysidir. Bu giysi şu an kalktı da gelin olurken gelinlerin üzerine giymiş olduğu kıyafet. Medidiye yani. Bu alaca. Ama yine yeni gelinlerin önceki dönemlerde giymiş olduğu bir elbise. Ben sizi tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ben de memnun oldum. Bütün Çınaroba halkına, belediye başkanımıza, bütün sakinlere selam, saygılar. Saygılar. Sevgili seyirciler, şu an Başpınar ailesinin evindeyiz. Ne kadar güzel, her evin, her hanenin bahçelik alanları var. Şu an yanımızda Kezban teyzemiz var. Nasılsın teyzeciğim? Vallahi iyiyim bakalım, yürüyebilsem çok iyiyim ama yürüyemiyorum, dizlerim ağrıyor. Romatizma mı? Romatizma var. Bu bahçeler fakat nasıl yetiştirdin, kimle yetiştirdin? Kendi başıma yetiştirdim bu bahçeleri ama suyu yok, seli yok, kuruyup gider aygır. Niye suyu yok? Gelmedi sura. Ya şeyden, göletten salmışlar, bugün akıyordu, keşikle mi suluyorsun? Keşiyle sularız. Şu anda sulanıp gelecek, bana da sıra gelecek. Öyle mi? Neler yetiştiriyoruz burada? Pırasam var, biberim var, hıyarım var, fasulyem var. Hıyar dediğimiz bu mu? Bu mu arkadaş hıyar? Bostan. Şu yani değil mi? Bu bostan. Koparalım bakalım. Ne kadar taze. Taze. Ne kadar güzel. Güzel. İşte bakarsan bağ olur, bakmasan bağ olur. Tabii. Bir de sen diyor, arkadaşı da düşünüyorsun zannedersin. Tabii. Bir de o da koparsın yesin. Onun yerine ben koparayım inşallah. O da koparsın kuzum. Ne kadar güzel bunlar sırık. Bu Ayşe fasulyesi mi ne bu? Hı, Ayşe kadın. Ayşe kadın değil mi? Ayşe. Ne kadar güzel. Başka hangisi var bu fasulyelerden? Ayşe kadın. Ayşe kadın var.
ak fasulye var, ala fasulye var, hepsi var. Onun dışına çıktık, biber var, biber pırasa var, pırasa var, hıyar var. Hıyar var. Eriklerim var, var, can erik var, aylmalarım var. Bu kadar mısırımız var, patatesimiz var. Değil mi? Elma var, her var, şey var, var, var. Hepsi insanoğluna hizmet. Tabii. Rabbim ne güzel yaratmış. Cenab-ı Allah her şeyi bir vermiş. Bak orada reyhan da var. Reyhan güzel kokulu reyhan. Var. Evet İbrahim amca, biraz önce teyzemle görüştük. Aramızda şakalaşmalar oldu, espriler oldu. Atın tergesine falan vurdum falan dedi. Söylemedi orasını. Pekala, bahçede bayağı güzellikler var. Şu anda ayağımızın altında ne var? Ayağımızın altındaki çilek. Burada birkaç tane var çilek. Yedi veren diyorlar. Yedi veren mi diyorlar bu çileği? Bakın. Neden yedi veren diyorlar? Efendim? Neden yedi veren diyorlar? Yere düşerken dahi bunda çilek meyveyi veriyor. Üzerine. Belli yani şu anda çilekler var. Tamam. Hala devam eder bu kış oluncaya kadar. Bu var arka tarafta kabak. Arkada kabak. Bal kabağı. Bal kabağı. İşte. Balıklar var, elmalar var. Kuyu akıyor mu kuyu? Kuyunun suyu bazı çalıştırıyor, bazı çalıştırmıyor. Pompa var değil mi? Pompa falan yok. Şey yani, daha doğrusu tulumba. Tulumba. Anam babam tulumbalardan değil mi? Evet. Gerçekten yedi viren sevgili seyirciler. Amcamın da söylediği gibi bak ne kadar güzel. Salatalıklar da çok güzel. Gayet doğal hepsi. Tabii görüntüler. Teyzem hiç boş durmuyor bak maşallah. Çok şanslısın. Oo. Namarat bir hanım aldın. Yani atın terkesine vurduğun kadar var. Gitme, inme derim bu durmaz. Yani iş şeyi çok. Eskiler öyledir. Eski Osmanlı kadınmış. Hala daha devam ediyor eski göreneklerimiz. İçer hep melekler rahmet saçar, İdris Nebi hülle biçer, Subhanallah diyor diyor. Kimisinin kabri şöyle mesken, kimisininki gülistan. Selam gelir günde dosttan, ak donlar giymiş yatırlar. Dakikalar, saatler, sayılı zaman dilimleriydi. Bir günün de sonuna gelmiştik. Çınarova beldesi yüreklerimizde ayrı bir güzellik bırakmıştı. Bu harika yurt köşesine veda ederken, gelecek hafta sizin köyünüzde buluşmak dileğiyle. Neden olmasın? Gönüllerde ayrıdır yerin, kalplerde bir başkadır değerin. Bağlarında, bahçelerinde, yeşilliğinle düşlerimdesin sen. Her zaman, her yerde, sevdası daim dillerde. Gonca gonca açan güllerde, hak hak deyip öten bülbüllerde, sen varsın çınar obam. Aşıkların kulağında, maşukların dudağında, güllerin otağında, sen varsın çınar obam. İlkbaharlarda, yazlarda, endamlarda, nazlarda, sevgi dolu yüreklerde, tutulan her dileklerde, tebessüm eden yüzlerde, gülen gözlerde hep sen varsın çınar obam. Rengarenk çiçeklerde, kanat çırpan kelebeklerde, gökte uçan çarkı feleklerde sen varsın çınar obam.